kıymetli dinleyicilerimiz, selamünaleyküm. Ramazan'ın 13. günündeyiz. Kur'an'ın ise 13. cüzündeyiz. Bugün konumuz Allah zalimlerin yaptıklarını biliyor. Zulüm dört bir yanı sarmış durumda. Yani zalimlerle ilgili Allah'ın hükmü tam olarak nedir? Evet, bugün 14. cüzden birkaç ayet-i kerimenin mealini değerlendireceğiz. Dünyamız maalesef çok tatsız bir hale geldi. Yani insanı utandıran, o kadar utanıyoruz ki artık Allah'ın huzuruna çıkarken bile belki çaresiziz ama bir utancı yaşıyoruz. Yani gözümüzün önünde o kadar büyük zulümler var ki zalimin elini havada tutamıyoruz, önleyemiyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Aslında bu ruhlarımıza büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Burada akıllara, belki insanların akıllarına, yüce yaradan bu zalimlere neden bu kadar fırsat veriyor gibi bir soru gelebilir. Hem bu soruya cevap mahiyetinde hem de bu zalimlerin akıbetiyle alakalı İbrahim suresinden birkaç ayeti kerimenin anlamı üzerinde kısa kısa duralım. Allah Celle Celaluhu, Resulüm sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Bu ayeti şöyle bir manzarayla değerlendirelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelen vahiyi canhıraş bir şekilde insanlara anlatmaya çalışıyor. Putlara tapmaktan onları kurtarmaya çalışıyor. Ve insanların bir kısmı bu noktada zalimleşiyor. Zayıf Müslümanlara zulümler başlıyor. Peygamberimize fiziki ve psikolojik bir takım baskılar oluşuyor. Ve bu yıllar sürüyor. Yani öyle 3 günde 5 günde bitmiyor. Mekke döneminin 13 yıl olduğunu düşünürsek bu 13 yıl içerisinde Müslümanlar üzerinde denenmedik zulüm çeşidi kalmıyor. İşte bu kadar uzun süre Müslümanlar zulüm görünce Allah Celle Celaluhu hani buyuruyor ki sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Yani yıllar boyu onlar size bu zulmü yapıyorlar. Onlar belki bu zulümleri yaparak gerçek yüzlerini ortaya çıkarıyorlar. Siz de imanda ne kadar mukavim olduğunuzu ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Allah bunları görüyor ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Hani toplumda vardır ya, Allah erteler ama unutmaz diye. Her şeyin bir zamanı vardır. Allah o zamana göre onların şeyini, hesabını görecektir. Yalnız burada kullanılan bir ifadeyi bir miktar öne çıkarmak lazım. Allah o zalimlerin cezalarını nereye erteliyor? Korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı zamana erteliyor. O zaman ne zaman? İki tane anlam verilmiştir. İnsanın o gözlerinin dışarıya fırlaması anormal bir korkuyu ifade ediyor. Biri zalimler ölüm anında bunu yaşıyorlar. O ahiret belki artık yavaş yavaş gözünün önüne geliyor. Orada gözler fırlıyor. Korku ve dehşet. İkincisi de yeniden dirilişte. Artık kabirdeki hayat bitmiş, berzahtaki hayat bitmiş, mahşere doğru gelinmiş. İşte orada yeniden diriliş aklına hiç gelmemişti. Hesap vermek akıllarına hiç gelmemişti bu zalimlerin. O hesap gününü görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Gözleri adeta fırlayacak hale gelmiş oldu. Onların bakın ruh hali nasıl anlatılıyor o andaki halleri. Zihinleri bomboş, o kadar şaşkınlar ki dirilmişler artık. Mahşere doğru, o kalabalık içerisinde hesap vermeye doğru giderken aval aval adeta bakıyorlar bu zalimler. Zihirleri bomboş, 43. ayet-i kerimeyi okuyorum. Olarak kendilerine bile dönüp bakamaz durumdalar. Gözleri göğe dikilmiş bir vaziyette koşarlar. Nereye doğru? Mahşerde hesaba doğru koşarlar ama kendi hallerine bile bakamazlar, kendilerinden bile vazgeçmişler, zihinleri bomboş, yani ne yapacağını bilemez haldeler, bir şaşkınlık hali içerisindeler. O çok gaddar olan, kendini büyük gören, değil mi? Biz bunu yaşıyoruz. Yani Firavun çok güçlüydü, orduları vardı, bebekleri katletti, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler güçlüydü. O günün köle durumundaki insanları kızgın kumlarda işkencelere tabi tuttular.
Bunlar meşhur efendim şeyler, zalimler. Bunları yaptılar ama Allah onları gözleri fal taşı gibi açacak. Mahşerde böyle aval aval etrafa bakacak. Tekrar dirilme gününe şaşkın bir şekilde uyanacaklar. Şaşkın şaşkın orada koşturup duracaklar. Evet, 44. ayet-i kerimede de onların başka o andaki başka bir durumunu anlatıyor zalimlerin. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin ey Rabbimiz artık azabı anlamışlar. Yani cehenneme doğru gidiyorlar. Mahşer meydanında dünyadayken Allah'ın adını hiç anmayan o insanlar azaba doğru giderken, boş boş giderken, anlamsız anlamsız yürürken ey Rabbimiz, hani siz dünyadayken Allah'ı hiç anmazdınız, onun emirlerini hiç dinlemezdiniz, Allah zulmetmeyin derken siz iddialaşır gibi zulmederdiniz. Burada bak ne diyorsunuz, ey Rabbimiz, o dünyada zalim olanlar, Allah'a hiç inanmayanlar var ya, ahirette öyle bir Müslüman olacaklar ama hiç de bir işe yaramamış olacaklar. Bakın ne diyor, ne kadar da böyle alçak gönüllü sesleniyorlar, ey Rabbimiz, yakın bir müddete kadar bize bir süre ver de senin davetine uyalım ve peygamberlere tabi olalım diyecekleri gün hakkında insanları uyar. O gün hakkında insanları uyar. Evet, peygamberler aslında işte Kur'an ortada, din ortada, onları uyarıyor. Öyle bir gün gelecek ki siz Allah'a yalvaracaksınız. Yeniden dirilince şaşkın şaşkın mahşer meydanında hesaba doğru ilerlerken diyeceksiniz ki ey Rabbimiz, bize kısa bir süre var da yaptığımız her şeyi telafi edelim. Zulmettiğimiz o bebeklerin, o kadınların, o insanların, o mazlumların ayaklarının altını öpelim. Onlardan af dileyelim. Yeter ki bu azaptan kurtulalım. Bugünü işte Kur'an size haber veriyor. Biz Kur'an'dan insanlara haber vermiş oluyoruz. Dolayısıyla zalimler mahşerde böyle yalvaracaklar. Ama bu yalvarış bir sonuç vermeyecek. Çünkü ölümle beraber artık bütün defterler kapanmıştır. Geriye dönüş mümkün değildir. Hayat bir defa bize veriliyor. Bunu da insan gibi yaşamak lazım. Zalimce yaşamamak lazım. Cenab-ı Allah onların yine hallerini, zalimlerin hallerini anlatmaya devam ediyor. O gün günahkarların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. Bu zincir belki mahşerde, belki cehennemin içerisinde. Çünkü cehennemle ilgili tasvirlerde de cehennemliklerin onun içinde azaphanelerde zincirlere vurulduğundan söz edilir. Yani yeryüzünde zulmedenler, ey kafirler, ey zalimler, Amerika'dan geldiniz, İngiltere'den geldiniz, Almanya'dan geldiniz, küçücük Filistin'in yanı başına demirlerinizi, o devasa savaş gemilerinizi yığdınız. Orada dünyanın en azgın, insanlık tarihinin en azgın milletine bekçilik yapıyorsunuz, muhafızlık yapıyorsunuz. Dünyadan haberi olmayan yeni doğan bebekleri hastanelerde vuruyorsunuz. Akıl almaz zulümler yapıyorsunuz. Binaların içerisinde yaşlı mı var, kadın mı var diye bombardımana tabi tutuyorsunuz. Bu büyük zulümleri yapıyorsunuz ama öyle bir gün gelecek ki yeniden dirileceksiniz ve gözleriniz fal taşı gibi açılacak. Zincire vurulacaksınız, Allah'a yalvaracaksınız. Biz bu yaptığımız zulümlerden dolayı o insanlardan af dileyim, bize bir fırsat daha ver diyeceksiniz. Ama o fırsatınız olmayacak. Allah sizi artık yakalamıştır. Sizi zincirlere vurmuştur. Onların gömlekleri katrandandır. Yani vücutlarına yapışan bir gömlek. Gömlekleri bile onlar için artık zulüm aleti haline gelmiştir. Bu zulmün karşılığı zaten başka bir şey olamaz. Yani bu bebekleri öldüren, insanların vücutlarını parça parça eden, yüzlerce insanı toplu mezarlara gömülmesine sebep olan zalimler orada katrandan gömlekler giyeceklerdir. Ne diyoruz? Zalimler için yaşasın cehennem. Çünkü zulme bu dünyada vereceğimiz her türlü ceza az gelecektir. Ancak Kur'an'da anlatılan bu ceza onlara iktifa etmiş olacaktır.
Allah herkese yaptığının karşılığını mutlaka gösterecektir. Gözüme seyirci kalanların peki hükmü nedir hocam? Evet, bu çok yerinde ve doğru bir soru oldu. Evet, yeryüzünde bir zalimler grubu var. Yani zulmedenler grubu var. Sömürenler grubu var. Açlık yağma edenler grubu var. Hiç acıması olmayan zalimler grubu var. Az önce biraz da ismen saymış olduk. Ama bir de bunları seyreden, elinden bazı şeyler geldiği halde bunlara hiç müdahil olmayan bazı insanlar, bazı devletler, bazı liderler, her kimse onlar. Yani zulüm karşısında sessiz kalınamaz. Bireysel manada ya da kurumsal manada herkes elinden gelen bir şeyler yapmak zorunda. Mesela bizim gözümüzün önünde televizyonlardan neredeyse canlı izlediğimiz bu zulüm faaliyetlerine karşı halk olarak yapabildiğimiz erzak topluyoruz, giysi topluyoruz, bunları gönderiyoruz, bunları yapmak lazım. Elimizden bu geliyor. Bunu en azından yapmak lazım ama elinden başka şeyler gelenler var. Mesela bir sürü fikir var. Bu fikirler neden hayata geçmiyor? Geçmediği zaman bunlar namaz kılan, secdeye varan, halkı İslam olan, Müslüman olan bir sürü ülke. Yani diyoruz ki ya bunlara petrol vermeyin, bu zalimlere, ona destek olanlara da vermeyin. Dünyadaki çarkı durdurabilecek kadar doğal kaynağınız var. Bir dünya sistemini bir durduralım. Bir bebek için, mazlum bebek için dünyadaki çarkları durdurmaya değmez mi? Yani bu ayetleri hiç okumuyor musunuz? Bunlarla alakalı hadis-i şerifleri hiç okumuyor musunuz? Ne diyor hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam? Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor germez. Neden kardeşlerimizin hor ve zelil olmasına göz yumuyorsunuz? Neden elinizden gelen bir takım şeyleri yapmıyorsunuz diye buradan insanın haykırası geliyor. Şu hadis-i şerife ne deriz? İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Yani ey İslam ülkesinin halkları, yöneticileri, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki zalimi görür de engellemezsen, engelleme için elinden geleni yapmazsan size de kaçınılmaz bir felaket geliyor. Yani hepimiz bu felaket göz göre göre üzerimize doğru geliyor. Artık herkesin elinden gelen bir şey yapması lazım. Zulme son söz olarak bunu söyleyelim. Zulme seyirci kalan, elinden bir şeyler gelip de bir şey yapmayan, zalime bir söz dahi söylemeyen, mazlumun elinden tutmaya çalışmayan, zalimin zulmünü durdurmaya çalışmayan insanlar da zulme aynen ortaktır. Bu ayet-i kerimeler onlar için de geçerlidir. Belki ahirete gittiğimizde Allah onları da zincire vuracak, katrandan o gömleği giydirecek, onlar da yalvaracak. Allah'ım bizi yeryüzüne bir daha gönder de elimizdeki her türlü imkanı kullanalım ki bu zalimleri durduralım. Ama iş işten geçmiştir. Allah bir defa onları yakalayıp kavramıştır. Cenab-ı Allah bu ayetleri anlamayı, yaşamayı bizlere nasip eylesin. Allah zalimlere fırsat vermesin, mazlumlara da yardım eylesin.